yaşatarak ve unutturmayarak, unutmayarak ve unutturmayarak bunu canlı tutabiliriz. Bunun en güzel örneğini, çok güzel marşlar yaptılar, çok güzel şiirler yazdılar, çok güzel edebi metinler hazırladılar. Ben de resim öğretmeni olarak kendimce bunu canlı tutmak, bunu yaşatmak adına, milli şuurumuzu, dini şuurumuzu, maneviyatımızı biraz daha canlı tutmak adına alanımla ilgili de bu tür çalışmalar yapmaya karar verdim. 15 Temmuz'dan bu yana da özellikle demokrasi temalı, özellikle milli ve manevi duyguları ön planda tutan çalışmaları okul duvarlarına, farklı şu an zaten bulunduğumuz mekan Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı, Gençlik Hizmetleri bünyesinde bir hizmet binası. Burada gençlerin bol bol faaliyet yaptığı bir yer. Dolayısıyla gençlere burada hitap edeceğimizi düşündük ve gençlerin de bir şekilde hani en azından 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini, 15 Temmuz'u en iyi sembolize eden burada gördüğünüz gibi Ömer Halis Demir, Osmanlı şehidimiz Mehmet Karaca Tilki ve Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan zaten o gecenin en azından bizim için en sembolik kahramanlarıydı. Bu şekilde konu edindim. Bir ilgi de görüyor, büyük ilgi görüyor. Bu noktada da memnunuz. Umarım hedefimize ulaşmak adına gençler en azından merak edip burada ne var, işte bunlar ne yaptı, acaba Ömer Halis Demir kim, Mehmet Karaca Tilki kim, niçin şehit oldular, niçin şehit oldular, işte ne yaptılar, bunları kim şehit etti? Yani en azından çocuğun hafızasında bir şeyleri, gençlerin hafızasında bir şeyleri canlandırabiliyorsak amacımıza ulaşmış oluyoruz diye düşünüyorum.